İtopya.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftanın ürünü serisi efsane serimizde devam ediyoruz. Bugün yine bir gaming ekipman tanıtacağız. Ancak bu gaming ekipman daha önce tanıttıklarımızdan biraz farklı. Bugün gaming router tanıtacağız. Asus'tan ROG Strix GS AX5400 gaming router yanımızda bulunuyor. Gerçekten çok özel bir ürün olduğunu belirtmek istiyorum. Teknik özelliklerini isterseniz bir bakalım. Ancak ilk önce şunu söylemek istiyorum. Çünkü routerlarla ilgili kafada soru işaretleri olabiliyor ve sorulan soru şu oluyor genelde. Hayır, bu bir modem değil, bu bir router. Kısacası şöyle söyleyebiliriz bunu. Modeminizden çıktı aldıktan sonra sizi internet dağıtacak parça olarak görevini düşünebilirsiniz. Yani yine bir modeme ihtiyacınız olacak. Ancak bu modemden çıkan bağlantı ilk önce routerınıza yapıyorsunuz. Ardından diğer cihazlara dağıtıyorsunuz. Daha verimli, daha stabil ve daha hızlı bir şekilde dağıtım yapmış oluyor. Routerların en büyük özelliği bunlar oluyor genelde. Burada biz oyuncular için en önemli detay tabii ki gecikmeyi düşürüyor olması. Çünkü standart bizim cihazlarımıza baktığımız zaman ya da direkt olarak internet sağlayıcılarımızın verdiği cihazlara baktığımız zaman bunlarda inanılmaz gecikmeler yaşanabiliyor. Özellikle rekabetçi oyuncuları bu gecikmeler daha fazla etkiliyor. Çünkü oyun içerisindeki paketlerinizin en hızlı şekilde iletilmesi gerekiyor ki serverla sizin aranızdaki bağlantı gecikmesiz bir şekilde sağlansın ve rakiplerinize karşı herhangi bir dezavantaj elde etmeyin. Burada bu router tam olarak bu işlevi görüyor. Daha hızlı, daha stabil bir şekilde sizin iletimlerinizi yapabiliyor. Zaten bunu şuradan anlayabiliyoruz. Direkt arka tarafta LAN girişine baktığımız zaman burada gaming port görüyorsunuz. Nedir bu gaming port? Sizin kullanacağınız birinci cihaz. Bu artık sizin masaüstü bilgisayarınız veya notebook'unuz olabilir. Bunu buraya taktıktan sonra en iyi iletim burada yapılmış oluyor. En önemli veri iletimi burada yapılmış oluyor. Bu sayede diğer cihazlar bağlandığı zaman sizin makineniz, sizin bilgisayarınız etkilenmemiş oluyor ki sizin veri kaybınızın etkilenmemesi demek tabii ki oyunda daha iyi bir performans göstermeniz demek oluyor. Aslında bu tarz daha kaliteli routerların en büyük avantajını da burada elde etmiş oluyoruz. Çünkü siz bir sınıflandırma yapabiliyorsunuz bu cihazlar sayesinde. Bu sınıflandırma nedir diye soracak olursanız da şöyle düşünün. Siz gaming porta birinci cihazınızı taktıktan sonra diğer cihazları bağladığınız zaman kimin hangisine ne kadar öncelik vereceğini uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten gelişmiş bir uygulaması var. Bunu da zaten ilerleyen kısımda göstereceğiz. Bu uygulama sayesinde siz önceliklendirmenizi yapabiliyorsunuz. Örneğin siz cihazınızı bağladıktan sonra içeride odadan başka bir kişinin de internete bağlanması durumunda ona seslenip Wi-Fi'yi kapatabilir misin demenize gerek kalmıyor. Çünkü zaten siz kendi cihazınızı öncelikli konuma verdiğiniz için internet ilk önce sizin için hızlı şekilde aktarılıyor. Diğer cihazlar daha kısıtlı bir şekilde bu internete erişebiliyor. Bu sayede siz içeriye bağırmak zorunda kalmıyorsunuz. Oyununuz etkilenmiş olmuyor ve konsantrasyonunuz bozulmamış oluyor. Tabii ki internet üzerindeki bu kontrol sizin interneti daha güvenli bir şekilde kullanmanıza da olanak sağlıyor. Örneğin saatleri ayarlayabiliyorsunuz. Belli saatler arasında iletişimi kesebiliyorsunuz. Veya ebeveyn kontrolü modundan çocuğunuz için interneti daha güvenli bir hale getirebiliyorsunuz. Tüm bunları uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Gerçekten her şeye tek bir noktadan ulaşabiliyor ve interneti en verimli şekilde kullanabiliyorsunuz. İsmindeki 5400 ibaresine 5400 megabitlik bir iletim yaptığını zaten anlayabiliyorsunuz. Pratikteki bu iletim gerçekten çok fazla. Kimin evinde bu kadar fazla internet var bilmiyoruz, ancak bu internete sahip olanlar bu router'u kullanabilir. Tabii bir noktada kafalarda şu soru işareti oluyor olabilir. Ben evde 50 megabit, ben evde 100 megabit, 150 megabit, 300 megabit kullanıyorum. Ben bu router'u neden alayım? Neden 5400 megabitlik bir router benim işime yarasın diye olabilirsiniz. Ancak kesinlikle böyle düşünmeyin. Bu router verilerinizi sadece hızlı bir şekilde iletmiyor. Aynı zamanda verimli bir şekilde iletiyor. Ki burada şunu örnek verebilirim. Siz bir dosyayı göndermek istiyorsanız, bir dosyayı yansıtmak istiyorsanız, cihazınızdan televizyonunuza bir yansıtma yapmak istiyorsanız, özellikle 4K çözünürlükte, daha yüksek çözünürlüklerde veriyi kayıpsız bir şekilde iletebilmeniz adına sizin için en önemli cihazlardan bir tanesi router. Çünkü artık çok fazla cihaz bağlanıyor internete. Evde baktığınız zaman yeri geliyor 1-2 tane bilgisayar bağlanıyor, 4-5 tane telefon bağlanabiliyor. Siz bunları bağladığınız zaman verilerinizi ilettiğinizde karışıklık olmaması, herhangi bir gecikme olmaması için burada routerlar devreye giriyor. Televizyona veya başka bir cihaza en iyi şekilde verilerinizi aktarabiliyorsunuz, yansıtmaları yapabiliyorsunuz. Bu noktada önemli gerçekten. Bu yansıtmaları da rahat bir şekilde yapabilmeniz için kapsam alanı oldukça yüksek olması için burada görmüş olduğunuz 4 adet oldukça büyük antene sahip. Bu antenleri şöyle baktığımız zaman hareket ettirebiliyoruz. Belli alanlarda çalışmasını sağlayabiliyoruz. Yönünü ayarlayabiliyoruz. Gerçekten 100-150-200 metrekareye kadar olan yerlerde bu cihazı rahat bir şekilde kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. Tabii ki bir cihaza gaming diyorsak, bir de orada ROG Strix ibaresini görüyorsak o cihazın tasarımı anlamında güzel olmamasını düşünemeyiz. Burada da gerçekten çok güzel bir tasarıma
sahibiz. Burada görmüş olduğunuz gibi yukarıda bir rock gözü görüyoruz ki bu ışığın altında çok güzel parlıyor, bunu gerçekten söyleyebilirim. Hemen burada da yine bir aydınlatma görüyorsunuz. Tabii ki ışıklı bir aydınlatma da yine oyuncu ekipmanlarında olmazsa olmazlardan bir tanesi diyebilirim. Keskin güzel hatlara sahip. Bunun yanında sadece tasarım değil, soğutması da çok üstün. Görmüş olduğunuz gibi alt tarafta zaten hava kanalları var. Özel soğutma çalışmasını Asus burada da yapmış durumda. Bu sayede router'ın özellikle yaz aylarında daha serin çalışması sağlanmış oluyor. İnternette görebilirsiniz genelde yaz aylarında özellikle oyuncu gruplarında modemim çok fazla ısınıyor. Buna fan taksam olur mu? Hatta fan takılmış çalışmaları da bazen zaman zaman görüyor olabilirsiniz. Şu an bunlardan bulabilirsek eğer ekrana koyuyor olacağız zaten. Burada buna ihtiyacınız bulunmuyor. Çünkü özel soğutma çalışması sayesinde zaten serin bir şekilde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu router'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de tabii ki Wi-Fi 6 desteğinin olması. Wi-Fi 6 ile birlikte kablosuz bağlantıda gerçekten çağ atladık. Bir önceki Wi-Fi çalışmalarına nazaran çok daha hızlı, çok daha gecikmesiz ve çok daha geniş kapsamlı bir kablosuz ağa sahip olduk. Bu sayede siz duvarların arasından geçen bir bağlantıda bile herhangi bir gecikme yaşamadan, herhangi bir hız düşümü yaşamadan rahat bir şekilde internetinizi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Her yönüyle gerçekten dolu dolu bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunlar tabii ki temel veriler. Şimdi gelin bir de cihazı bağlayalım, beraber bir hız testi yapalım, beraber bir yazılımına bakalım, ardından kapanışı birlikte yapabiliriz. Evet, şimdi geldik bilgisayarımızın başına. İlk önce uygulamasını nereden indirebileceğinizi göstermek istiyorum. Asus'un kendi sitesinde direkt olarak burada destek kısmına bastığınız zaman şurada sürücüler ve araçlardan işletim sisteminizi seçip direkt olarak buradan uygulamayı indirebilirsiniz. Daha sonrasında zaten kendi kendine direkt olarak kurulumlarını yapacak, şifre belirlemenizi isteyecek. Bu adımları sizin için direkt olarak sayfayı açacak. Ancak bir terslik olur da eğer herhangi bir açılma olmazsa endişeniz olmasın. Ürünün kutusu içerisinde QR mevcut. Aynı şekilde router'ın altında da bir QR var. Bu QR'lar üzerinden adımları takip edebilirsiniz. Bunu indirdikten sonra şu şekilde bir uygulama ekranı geliyor. Bu uygulama ekranından görmüş olduğunuz gibi birçok şeye erişebiliyorsunuz. Burada istemcileri görebiliyorsunuz, bağlı cihazları görebiliyorsunuz. Burada diğer ayarları görebiliyorsunuz. Direkt olarak bir mesh bağlantınız varsa mesh bağlantınıza sorunsuz bir şekilde bağlantısını yapabiliyorsunuz. Burada misafir ağı var. Eğer ki bir misafiriniz geldiğinde, misafir çocuğu geldiğinde çok fazla internete bulaşmasını istemiyorsanız, belli kısıtlamalar koymak istiyorsanız burada direkt olarak misafir ağı verebilirsiniz. E-Protection özelliği var. Bu özellik gerçekten çok kıymetli. Çünkü örneğin ana bilgisayarda bilmeyen bir kullanıcı virüslü bir dosya indirdiyse bu özellik sayesinde bu virüsün diğer cihazlara bulaşması engellenmiş oluyor. Yani sadece interneti hızlı bir şekilde kullanmanız değil, aynı zamanda güvenli bir şekilde kullanmanızı da sağlamış oluyor. Burada az önceki videoda da bahsettiğim denetim kısmı var. Uyarlanabilir kısımda burada bant genişliğini görebiliyorsunuz. Bant genişliği sayesinde hangi cihazın ne kadar bant genişliği kullandığını görebiliyorsunuz. Örneğin evde bağlamış olduğunuz akıllı bir hoparlörün bile veya akıllı bir ışığın bile ne kadar bant genişliği harcadığını buradan takip edebilir ve bunu denetleyebilirsiniz. Yine trafik çözümleri de aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi trafiği görmenizi sağlıyor. Ancak şu an herhangi bir trafik yok tabii ki. Oyuncular için en önemli kısımlardan bir tanesi tabii ki buradaki oyun ekranı. Burada en iyi şekilde oyunlarınızı optimize edebiliyorsunuz. Open NAT kısmına geldiğinizde burada direkt olarak port yönlendirmeyi etkinleştirebiliyorsunuz ve bu porta oyun atayabiliyorsunuz. Böylece seçtiğiniz oyun için en iyi veri iletimi sağlanmış oluyor. En kusursuz veri iletimi sağlanmış oluyor. Diğer kanallar buraya bulaşmamış oluyor ve siz pingi en düşük şekilde, iletimi en düşük şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bu sadece tabii ki kablolu bağlantı değil. Eğer ki kablosuz bir bağlantıya sahip cihaz bağlayacaksanız, örneğin burada da görmüş olduğunuz gibi mobil game'i bağlayacaksanız, yine buradaki QR'ı okutup uygulamayı telefonunuza indirip aynı bilgisayarınızda yaşadığınız deneyimi mobilde de yaşayabiliyorsunuz. Cihazın arka tarafında bir de USB bağlantı noktası var. Burada görmüş olduğunuz özellikleri de bu USB bağlantısı üzerinden kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda AI Cloud üzerinden de Bluetooth sistemini kullanabiliyor olacaksınız. Gelişmiş ayarlar kısmında da daha çok internetle ilgili ayarlarınızı buradan yönetiyor olacaksınız. Evet, uygulamaya da beraber bakmış olduk. Bu router'la birlikte internet artık bambaşka bir açıdan bakabileceğinizi söyleyebilirim. Çok daha farklı, çok daha kontrollü bir internete sahip olacaksınız. Bu ürünü şu anda haftanın ünlü özel fiyatıyla internet sitemizden ve mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. Satın alma bağlantısı açıklamalar kısmında bulunuyor. Yine 4 adet mağazamız bulunuyor. Bu mağazalardan da gelip ürünü satın alabilirsiniz. Yalnızca gelmeden önce orada bir mağaza stok kontrolü var. Ona bakıp ona göre gelmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun gibi incelemelerden, bunun gibi kampanyalardan veya haberlerden haberdar olmak için de bizi hem sosyal medya adreslerimizden hem de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.